Evet sevgili arkadaşlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dün maç bitimiydi ve maç bitimindeki açıklamalar, yorumlar belki de sinir harbiyle yapılmıştır falan diye sakin kafayla bir kez daha değerlendirme gereği duydum. Çünkü değerlendirilmesi gereken çok fazla şey var. Özellikle futbolcuların performansı, sayısal veriler falan ama ben ondan ziyade maçta verilen özet görüntüden itibaren başlayayım. Çok kısa bir şekilde değerlendireceğim. Şimdi maçta verilen, yayıncı kuruluş tarafından verilen özete göre konuşacağım. Mesela Gustavo Henrique sarı kart yiyor ve Fener sonrasında hani yerdeki rakibine takılarak düşüyor. Hani istem dışı bir vuruş bu. Basacak yeri yok mecburen. Ve bunu da sarı kartta haklı çünkü çekip düşürüyor. Orada itirazı da ben sinir oldum. Hani beni zaten çekiyor diye. Olan senin çekmen sıkıntı zaten. Mesela o. Galatasaray'ın iki tane golü offside gerekçesiyle iptal ediliyor. İki golde de offside kararı doğru. Hani buna Galatasaraylılar da herhangi bir şey demez diye düşünüyorum. Skor 0-0. 17. dakika Rossi topu alıyor. Yani uzun bir top oynuyoruz. İki Galatasaraylı'dan seken top sağ kanatta Rossi'nin önünde kalıyor. Ceza sahasının önüne gelip sol ayağıyla şutu out'a gidiyor. Sol tarafına müsait durumdaki Joshua King'e verse ve King bu golü atsa belki maçın hikayesi farklı olurdu. Ya da orada mesela Emre Mor oyunda olsa bence Emre Mor bunu golle sonuçlandırırdı. Bu net bir pozisyon. 28'de Salah'ı yumurtluyor. Sağdan orta geliyor. Yerden bir orta. Barış'ın vuruşu da out'a gidiyor. Bu da çok net bir pozisyon. Netler 1-1. O yüzden çıkıyorum. 32'de Mertens orta açıyor. Ortayı Osay Samuel kafayla arka direğe çeviriyor. Bakın burada tecrübeli bir isim ya da savunmadan anlayan bir isim asla ceza sahasının içine doğru çevirmez. Ceza sahasının dışına doğru atar. Gerekirse taca doğru atar ya da savunmanın dışına doğru atar. Osay Samuel'in alda at pası. Sonrasında Oliveira'nın dar açıdan vuruşu Altay Bayındır uzanıyor ama yakalayamıyor. Hani sanki Altay Bayındır bunu yakalaması lazımdı desek hoş olmaz. 36'da Batshuayi topu fiziğiyle alıyor. Bakın 32'de Fenerbahçe gol yiyor. 36'da fiziğiyle topu alıyor. Herhangi bir faul yok. Plase'yi çekiyor. Muslera kornere çeliyor. Bakın kalite farkı. İki kaleci arasında. Yine 36'da sağdan Osayi getiriyor. Arao'nun yakın mesafeden şutunu Muslera çıkartıyor. Ki bu da net bir pozisyon. Bakın Fenerbahçe 1-1'i yakalayabilirdi 36'da. Yakalasa belki yine maçın hikayesi değişirdi. 67'de kritik vuruşlar sonrasında Rossi'nin pası sağ çaprazda Osayi Samuel kaleciyle karşı karşıya şutu yine kaleci çıkarıyor. Net bir pozisyon. Bakın Altay bunu yerdi. Birçok kişiye göre Altay bunu yerdi. Ve 67'de yine beraberlik şansı kaçıyor. 78'de Zayt hatalı bir pas veriyor. Bakın hep hani Zayt savunuyor birçok arkadaşımız ya. Orta sahada verdiği hatalı pas atak başlangıcı oluyor. Uzun bir pas atıyor. Icardi offside pozisyonunda. Fakat Icardi hareketlenmiyor. Kerem hareketleniyor. Kerem hareketlendikten sonra dokunuyor dokunmuyor tartışmalar arasında. Sonra gidip Icardi topu alıyor. Bir kere Fenerbahçe bu golü atsa offside verirler. Açık söyleyeyim. Çünkü adam zaten offside'de tamam pasifti ama sonradan hareketleniyor. Sonra gidip hareket ediyor. Hani mesela ben offside'dayım. Uzun bir top atıyorlar. Ben hareketlenmiyorum. Rakip gidecek topu alacak. Topu almaya koşuyor rakip. Sonra ben de koşuyorum gidip topu alıyorum. Hakem ne yapar? Offside kaldırır. Bu pozisyonda 4 dakika incelediler. Bence Kerem'in azıcık da olsa bir topa müdahalesi vardır. Eğer Kerem'in azıcık da olsa bir müdahalesi yoksa buna offside verirlerdi. Bence vardır az da olsa. Onu söyleyeyim. Ve kendi kendimize yediğimiz bir gol. Mesela burada son topta Icardi sağ tarafa Kerem'e veriyor. Rossi olsa mesela orada vermek gene gider. Auto atardı. İşte aradaki fark bu. 86'da İrfan Can Kahveci'nin kırmızısı sonuna kadar haklı bir kırmızı. 90+5'te Icardi net kaçırdı. Kaleciyle karşı karşıya. Ki Fenerbahçe'nin de bir tane netini silelim. Mesela Osayi'nin netini silelim. Şu an Fenerbahçe bir net pozisyon önde. Ama Galatasaray 2 gol önde. Serdar Dursun'un büyük hatası Serdar Aziz'in gerisine
Hani sağ bek tarafında Serdar Dursun'un ne işi var? Hani o ne sorumsuz bir pas. Sonrasında Salah'ı güya kapatıyor. Kapattığı taraftan vurduruyor. Altay Bayındır kapattığı köşeden gol yiyor. Yani bir net Fenerbahçe'nin 3 gol Galatasaray'ın. Baktığınız zaman gecenin özeti Oliveira daha zor pozisyonda gol atıyor. Altay Bayındır yiyor. Samuel daha kolay pozisyonda golü kaçırıyor ya da Muslera kurtarıyor. Ne derseniz. Rossi müsait pozisyonda King'e vermek yerine out'a atıyor. Icardi pas verip asist yapmış oluyor. 5 hafta önce Fenerbahçe 5 puan farkla lider Galatasaray'a oranla. Şu anda 4 puan farkla ikinci sırada. Bakın 5 haftada 9 puanlık muhteşem bir kayıp. Yani 5 haftada işler bu kadar değişiyor hocam. Daha 21 hafta var. Yakıp yıkmanın lüzumu yok. Kimseyi tahrik etmenin lüzumu yok. Kabul. Okey. Bir şey soracağım. Dünkü maçtaki puanlamalardan kimden en çok memnunsunuz? Ferdi Kadıoğlu. 6,3 vermiş. SofaScore. 49'da 39 pas isabeti. Önemli pas 1. Orta isabeti 2'de 1. Uzun top isabeti 3'te 1. Top sürme girişimi 4'te 1. Kazanılan ikili mücadele 11'de 4. Kazanılan hava topu 3'te 2. Top kaybı 21. Ben size ne dedim? Kanatlarda Ferdi ve Osayi'nin ikili mücadeleleri. Osayi Samuel 9'da 3 ikili mücadele kazanma. Yani 6 tane kayıp. Top sürme girişimi 5'te 1. Bir kere Osayi Ferdi kanatlarıyla hücuma çıkamıyoruz. Ben size teşhisi söyleyeyim. Rossi 9'da 1 orta isabeti, 5'te 2 kazanılan ikili mücadele, uzun top isabeti 2'de 1, 29'da 20 pas isabeti, top kaybı 24. Bir kere Rossi ile yani 24 top kaybı bir futbolcu için rezalettir. Dinlendirilmesi gerekir. Savunmanın ortasında yani önünde Crespo. 17'de 12 ikili mücadele kazanma. Bakın. 17'de 12. Aynı şekilde Araujo'yu da söyleyeyim. 6'da 5 ikili mücadele kazanma. Yani 23'te 20, 23'te 17 kazanmış Fenerbahçe orta sahada. Merkezi vermemiş ama kanatlar bir o kadar rezil. Demek ki Crespo Araujo'yla sen merkezi vermiyorsun ama kanatların Ferdi Osayi yetersiz kalıyor. Serdar Aziz 8'de 3 ikili mücadele kazanma. Hava topu 3'te 0. Bakın ben Galatasaray'ın ne kadar kısa boylu olduğundan bahsederken görüyor musunuz rezaleti? Yani sayısal olarak değil sahada. Gustavo Henrique kazanılan ikili mücadele 5'te 2. Kazanılan hava topu 3'te 3. Olabildiğince Gustavo'dan hava toplarını kaçırmışlar. Anladınız mı? 26'da 23 pas isabeti. Serdar Aziz 45'te 35 pas isabeti. Yani uzun top isabeti 6'da 2. Top sürme girişimi 1'de 0. Onu da kaptırmış. Atilla Salahi. Düşüşte olan birisi. İkili mücadeleye hiç girmemiş Atilla Salahi. Bakın hiç girmemiş. 5'te 2 hava topu kazanma. Top kaybı 13. O zaman Salahi niye oynadı? Değil mi? Mesela. Joshua King bence maçın en iyisi Fenerbahçe adına. 21'de 16 pas isabeti. 2'de 0 orta isabeti. Bir önemli pas. 10'da 7 ikili mücadele kazanma. Top kaybı 13. Yani top çalma 4, pas arası 1, engellenen şut girişimi 2, Batshuayi. Top sürme girişimi 1'de 1. Bakın 1'de 1 top sürme girişimi bu arada King'de 3'te 1 bu oran. Kazanılan ikili mücadele 3'te 1 Batshuayi'nin. Kazanılan hava topu 4'te 2, top kaybı 6. Yani sahada hayalet gibi geziyor. Oynadığı 69 dakika. Hiçbir şey yok. Bence Fenerbahçe'nin sıkıntısı Ferdi, Osayi, kanat bekleri. Bu kanat beklerinden hücum beklemek. Şöyle yapalım. Ferdi ile Arao ile madem Osayi ile çıkamıyoruz. Ferdi'yi Osayi'yi beklere hapsedelim. Ya da Ferdi sağda çok mu iyi? Ferdi'yi sağda oynatalım. Ferdi'yi sağda oynatalım. Etkinliğini en azından arttıralım. Sol beke çözüm bulalım. Artık Luan Perez'i mi oynatırız? Atilla Salahi'yi mi oynatırız? Sol beke çözüm bulalım. Ben Osayi'nin maçın en kötülerinden biri olduğunu söylüyorum. Altay Bayındır. Ona da gelelim. 90 dakika 5 kurtarış. Kaleyi 3 kez terk etmiş. 3. de topu almış. 3 kurtarışı var ceza sahası içinden. İkisi de ceza sahası dışından. 37'de 22 pas isabeti. 37'de 22 pas isabeti. Yani 15 tane kayıp. 15'in 15'i de uzun top. Altay Bayındır 15 kez uzun top atmak zorunda kalmış. Bu sistemde sizce de bir yanlışlık yok mu? Önde basması gereken, pres yapması gereken Fenerbahçe. Niye ama?
Bu Galatasaraylılar yapmış. Şimdi istatistikler bunlar. Bir de genel istatistik var. Topla oynama %63'e 37. Hani Fenerbahçe'ye Galatasaray ilk söyledim. 13'er şut, 4 isabet, 8 isabet rakibin 8'i var. Kaleyi bulmayan Fenerbahçe'nin 7, Galatasaray'ın 2 şutu, engellene şut girişimi 2'ye 3. 8'e 4 köşe vuruşu, 5 kez rakip ofsayta düşmüş. Fenerbahçe maç boyunca 10 faul yapmış, rakibi kemirmemiş. Rakip 20 faul yapmış. 3 sarı kartta 6 sarı kart, 1 kırmızıya 0. Yakalanan büyük şans 1. 1. Kaçan büyük şans 1. Galatasaray hiç kaçırmamış. İyi de 3 golü nereden attı? Büyük şans yoksa. Onu da size bırakıyorum. Kontrataktan Galatasaray bir kez gelmiş. Fenerbahçe hiç gelememiş. Kontratak şutu 1. Fenerbahçe'nin yok. Ceza sahası içinden şutlar 10. Fenerbahçe 8. Galatasaray. Ceza sahası dışından 3'e 5. Kaleci kurtarışı 5'er tane kurtarış var. İşte faktör burada çıkıyor. Pas 381'e 192. Bakın neredeyse, neredeyse değil, 2 katı yapmışsın. 2 katı başarılı pas yapmışsın. 64'te 28 uzun top. 53'te 19 uzun topta rakibin. 22'de 4 orta isabeti. 12'de 2 orta isabeti. Yani 2 katı orta yapmışsın. Top sürmede 25'te 9 başarım var. 15'te 8 rakibin başarısı var. Top kaybın 171. Rakibin 157. Kazanılan ikili mücadele 60'a 59. Kazanılan hava topu 13'e 16. Top çalma 19'a 26. Pas arası 5'e 12. Topu uzaklaştırma 11'e 25. Yani istatistiksel olarak ortada elle tutulur, gözle görülür hiçbir veri yok. Hani böyle rakibi istatistiklerde öldürdük bitirdik falan filan yok. Rakibin sarı kartta 3-4 futbolcusu vardı, üstüne oynayamadın. Ve Jesus maalesef dönüştü. Neye dönüştü? Bilmiyorum. Bu dönüşüm bize iki derbi mağlubiyetine mal oldu. Normal şartlarda bu takım ne Trabzon deplasmanında maçı kaybederdi ne bu ne bu maçta. Her iki maçı berabere bitirmiş olsan, bakın her iki maçı berabere bitirmiş olsan bugün aynı puandasın. Yani aynı puandasın. Her iki maçta berabere bitse. Şimdi Jesus'a gelelim. Gol kralı Valencia yedek. Ve oyuna ancak 70'lerde girebiliyor. Sizce de bir tuhaflık yok mu? Rossi. Evet, arkasında duran bir ismim. Rossi'nin yetenekli olduğunu söylüyorum ama abi bu kadar kaçırmayla yetenek de bir yere kadar. Yani bu kadar kaçırmanın savunulur bir tarafı yok. Oyuna girdiği zaman maçın kaderini değiştirecek Emre Mor yedek. Ve hiç oyuna girmiyor. Zaitz sonradan girdi, hatasını yaptı. Arda Güler, biz Arda Güler'i unuttuk. Lincoln, biz Lincoln'u forvet arkası, üretken, ikinci forvet falan diye aldık. Sol beke evirdik, çevirdik. Yani Amerika'yı niye keşfettik tekrardan? Şimdi üçlü savunma saçmalığında Konyaspor 1, Fenerbahçe 0. Beşiktaş 0, Fenerbahçe 0. Fenerbahçe 1, Başakşehir 0. Trabzon 2, Fenerbahçe 0. Fenerbahçe 0, Galatasaray 3. Yani 5 maçta alınan sadece 4 puan. O da yani kimse yanlış anlamasın, altında şike şu bu falan arabasın ama o da Volkan Babacan'ın saçmaladığı bir pas sonrasında elde edilen şey. Peki ben size soruyorum, Süper Lig'de hala üçlü savunma oynamak neyin salaklığı? Şimdi Samet Akaydın çok konuşuluyor. Ben bir şey söyleyeyim. Samet Akaydın'ı alan şampiyonluğu rakiplere hediyedir. Haksızsam haksızsın değil. Ya bizim bildiğimiz Jesus otoriter bir teknik direktör. Mert Hakan Yandaş bir sarı kart daha görürse yedek kulübesinden 4 sarı kart görerek cezalı duruma düşen ilk futbolcu olarak dünya tarihine geçecek. Haberiniz var mı? Hangi disiplin? Ya İrfan Can Kahveci. Allah aşkına arkadaşlar, o faulü siz normal görüyor musunuz? Bu neyin disiplinsizliği? Bence İrfan Can bilerek kırmızı yedi. Niye? Jesus dedi ki benim adıma leke sürmeyin. Hep biz 10 kişiyken yeniliyoruz. Bu sefer de 10 kişiyken yenilmiş olalım dedi. Bilerek kırmızı yedirdi beni. Harbi söylüyorum, bilerek yedirdi. Altay Bayındır. Taraftar tarafından epey tepki aldım. Oliveira'nın frikiğinde topu sektirdi. Gol oldu. Offside çalındı ki offside. İki kez offside. Mertens'in üstüne gelen şutunu yine sektirdi. Barış Alper'in ikinci yarının başında üstüne vurmasını yine sektirdi. Tamam, bunlar normal. Kerem'in golünde üstüne gelen topu bir nevi yumurtlamış oldu. Hata. Kerem'in offside golünde hatalı çıkışı var ama sonuçta yine de o golü offside netti. Icardi'nin golünde kapattığı köşeden yedi.
Rıdvan Dilmen diyor ki Altay Bayındır'ı bugün tek hamlede tutabildiği bir tane top yok. Yani tek hamlede tuttuğu hiçbir top yokmuş. Arkadaşlar Altay'ı severiz. Başarılı olsun isteriz. Ama şampiyonluğa oynayan bir takımın kalecisi böyle olmaz. Yani sözleşme uzatmıyor ya da uzattı haberimiz yok. Kaptanlık pazobanda takıyor. Fenerbahçe yine at çiftliğine döndü farkında mısınız? Bozkurt Yılmaz Fenerbahçe TV'de diyor ki bugün Emre Mor ve Arda'nın oyuna girmesini beklerdim. Ki çoğu Fenerbahçeli de beklemiştir. Ben size bir şey söyleyeyim. İkinci yarının başında Rossi çıktı, tabela kalktı. Emre Mor yazıyor. Lincoln çıktı, Gustavo Henrique çıktı, tabela kalktı. Arda Güler yazıyor. Umudunuz nasıl artardı? Bugün iki takım arasında bir defa bir kaleci farkı olduğunu söylemeliyiz diyor Bozkurt Yılmaz. Büyük takım kalecisi takımına böyle kritik maçlarda kurtarışlarıyla maç kazandırması lazım diyor. Bu söylediklerim Altay'ın kötü kaleci olduğunu göstermiyor. Fenerbahçe'ye kurtarışlarıyla maçta kazandırmıştır. Ama bugün iyi gününde değildi. Bir de Altay ile rekabet edebilecek her an kaleyi devralabilecek bir kaleci lazım Fenerbahçe'ye diyor. Şey demiyorum. İrfan Can Eğribayat bence hani rüştünü ispat etmeye doğru gidiyordu. Ama durum burada. Yani şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Fenerbahçe taraftarı kural hatası diyor. Maç tekrar edilecek mi? İşte cevabı. Arkadaşlar ben size maça ilişkin bu pozisyonu söyledim. Şu Galatasaray'ın ikinci golünü. Bakın Kerem'e top atılıyor. 4 dakika inceleniyor bu pozisyon. Bakın 4 dakika. Eğer kramponunun dişiyle dahi değdiyse zaten pozisyonun ruhu gereği offside zaten yoktur. Anladınız mı? 4 dakika inceleyip de orada herhangi bir müdahale yoksa tereddütten iptal ederlerdi o golü. Ben burada kural hatası demiyorum. Adamlar çıktı, oynadı. Anlatabiliyor muyum? Bak adamlar çıktı, oynadı, maçı kazandı. Ben hakemlik, hani Mertens kendini yere attı, şu kendini yere attı, bu kendini yere attı. Ya geçin ya. Fenerbahçe 1-0 geride. Oyun sıkışmış, İrfan Can Kahveci kırmızı yiyor. Al sana kural hatası. Al sana kural hatası. Adam seni maçı çevir diye oyun alıyor. Sen takıma ihanet ediyorsun. Al sana kural hatası. Kritik maçlarda üçlü savunma çıkıyorsun. Ya ne anlıyorsun da üçlü savunma çıkıyorsun? Al sana kural hatası. Al sana ya. Ali Koç çıkıyor. Yo her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Transfer falan filan. Ya ne transferi? Ne şeyi? Ne onu ne bunu? Al sana kural hatası. Açık söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe'nin ilk devre oynadığı futbol gayet göze hoş gelen. Gayet güzel bir futboldu. Keyif veren bir futboldu. Ama teknik direktörümüz Jesus bu şekle evrildi. Ve ya Jesus bu gemiyi kurtarmak için radikal değişiklikler, radikal sistemsel kararlar verecek ve futbolcular da buna uyacak. Ya da yani bizi yine şu kadar öndeyken şu kadar geriye düştük falan filan. Arkadaşlar bakın ben bir de şunu belirteyim. Bu ligde şampiyonluk sahada kazanılmıyor. Açık söyleyeyim sahada kazanılmıyor. Şimdi Galatasaray çok kötüydü, ligi oynatmayız şöyle böyle dedi falan filan. Tuttular, kullandılar, bir şeyler yaptılar, onu yaptılar, bunu yaptılar, şöyle oldu, böyle oldu. Hani ben çok detayına girmiyorum. Ama sonuç bu şekilde. Hiç kimse bana şunun garantisini veremez. 5 hafta sonra lider Başakşehir. Bunun garantisini verebilir misiniz? Ya da değil diyebilir misiniz? Ben şunu söylüyorum. Sıradan bir mağlubiyet değildi. Ders alınması gereken büyük bir mağlubiyetti. Trabzon'da aynı mağlubiyeti yaşadık. Crespo kırmızı yiyince, Crespo kırmızı yedi. Yoksa biz yenilmezdik. Salaklığına büründük. Biz o gün top oynamadık. O gün gereken dersi çıkartsaydım, bugün bu halde olmazdım. O gün Crespo tamam kötüydü ama takım halinde kötüydük deseydim bugün bu halde olmazdım. Ne kural hatası var, ne bir şey var. Ben Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Oynadılar, kazandılar. Ha, hakem Halil Umut Meler koyu Galatasaray'dadır bildiğim kadarıyla. Maça etki etti mi? VAR'dakiler, AVAR'dakiler maça etki etti mi? Size bırakıyorum, buyurun. Varsa hocam şura maça etki etti. Biz kendi hatamıza yanalım. Biz kendi hatamıza yanalım. Rossi'nin kaçırdığı pozisyon gol olsa, King'le 1-0 öne geçse belki de maçın hikayesi farklı olurdu.
Ama biz göstere göstere elimizde verdik. Bugünkü maçın hikayesinin farklı olması için 4-1-3-2 çıkacaktın. Bak 4-1-3-2. Nasıl 4-1-3-2 biliyor musun? Bak şöyle bile çıksan kabul. Altay, Osayi, Serdar Aziz, Salah'ı Ferdi. Önüne tek ön libero Arao'nun önüne bak. Öyle bile çıksan kabul. Arao'nun önüne Zayt, Mert Hakan, Zayt, Mert Hakan, Crespo. Önlerine de bak önlerine de Batshuayi, Joshua King. Böyle bile çıksan kazanırdın bu maçı. Ama sen kazanmamak için her şeyi yaptın. Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Dediğim gibi ne maçta kural hatası bekleyin ne başka bir şey bekleyin. Ne tekrar bekleyin. Sadece bu maçtan çıkarılacak dersi bir an önce çıkaralım istiyorum. Görüşmek üzere.